İkinci soru. Selamun aleyküm demiş hocam. Ve aleyküm selam. Bayanlar eşlerinin yanında saçını topuz yapabilir mi? Bu konuda eşimle ihtilafa düştük diyor. Şöyle ki eşim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın topuz yapmanın yasaklandığına dair hadisinin umum ifade ettiğini söylüyor. Yani hükmün genel olduğunu söylüyor. Ayrıca bugünkü müşrik toplumun kadınlarının saçlarını soktukları bu şeklin onlara benzememesi gereken yasaklardan bir yasak olduğunu söylüyor. Üçüncüsü ise şahsen kocam böyle bir şey yapmama razı değil. Benim savunmam şu şekilde: eşimin yanında ve bir yasak arada bulunmamın helal olduğu kişiler varken topuz yapabilirim. Ama dışarıya çıkarken kesinlikle topuzun olmaması gerektiği düşüncesindeyim. Hangisine tabi olmamız gerekiyor demiş. Evet. Şimdi arkadaşın bahsettiği hadis Peygamber aleyhissalatü vesselamın, İmam Müslüm'ün, İmam Ahmet'in ve farklı farklı rivayetlerde rivayet edilen hadislerden bir tanesi. Peygamber aleyhissalatü vesselam der ki cehennem ehlinden iki sınıf vardır ki onların benzerini daha görmedim diyor aleyhissalatü vesselam. Bir topluluk ki yanlarında sığır kuyrukları gibi benzer bir takım kamçılar vardır. Bunlarla insanlara vurmaktadırlar. Bir de giyinik olduğu halde çıplak meyleden, erkekleri kendilerine meylettiren, başları Horasan develerinin hörgücüne benzeyen kadınlar vardır. Bunlar cennete giremezler. Bunlar cennetin kokusunu dahi duyamazlar. Kuşkusuz cennetin kokusu şu kadar, şu kadar mesafeden dahi alınır yani. O kadar alınır ama bunlar cennetin kokusunu alamazlar diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kasiyetun ariyat hadisi dedikleri bu. Yani giyinmiş çıplaklar. Kardeşler, bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi zamanında olmayan ama gelecekte vuku bulacak cehennemlik ehlinden olan insanların vasıflarıdır. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam bazı vasıflardan bahsetti. Müslümana düşen nedir kardeşler? Müslümana düşen bu tür vasıflarla vasıflanmamaktır. Çünkü burada bir tehdit var. Başka rivayetlerde ise aleyhissalatü vesselam öyle insanlar gördüğünüz zaman, mesela kasiyetun ariyat şeklindeki kadınlar gördüğünüz zaman onlara lanet edin diyor. Şimdi baktığımız zaman lanet edilecek bir amel yapılması gereken bir amel midir? Haşa, yapılmaması gereken bir ameldir. Hele hele illet dışarıda mı içeride mi olsa dahi Müslümana düşen bu amelden sakınılmasıdır. Her ne kadar hadiste şundan bahsedildiyse de, yani bunlar erkekleri kendilerine meylettirmek için bunu yaparlar dedilerse de, ulemanın bazısı demişlerdir ki hadis umumdur. Yani geneldir demişler. Yani soruyu soran bacımızın eşi bu konuda doğru söylemiş. Ne yapması lazım bu bacımız? Bu bacımız eşine bu konuda itaat etmesi lazım. Varsayalım ki mesela bu konuda iki ihtilaf var. Diyelim ki ihtilafa düştüler ikisi, karı ve koca. Burada bacımıza düşen, eğer açık bir haram yok ise, açık bir kerahiyet yok ise, bacımıza düşen eşine itaat etmesidir. Onu razı etmesidir. Yani ona bu noktalarda muhalefet etmemesidir. Benim her zaman söylediğim bir mesele var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadisini işittiğiniz zaman onun illetine bakmadan olduğu gibi amel ederseniz her zaman kârdasınız. Her zaman. İspal meselesini de biliyorsunuz. Paçaları uzatma meselesini. Biliyorsunuz bu Müslümanlar arasında bir ihtilaf. Bazıları diyor ki illet kibirdir. Bazıları diyor ki hayır değildir. Evet. İçinde kibir olduğu kesin. Yani illetin kibir olduğu kesin. Ama bununla beraber Peygamber aleyhissalatü vesselamın açık lafızlarla yasakladığı, lanet ettiği, kıyamet günü ateşliklerden olduğu tehdit edilen bir vasıftır. Benim bu vasfa düşmemem için elimden geleni yapmam lazım. Ben niye imanımı, niye amelimi alimlerin ihtilaflarına bırakayım ki? Ben her zaman ihtiyatlı olanı seçerim.
Ondan dolayı buradan sakınırım. Ondan dolayı bacımıza düşen ve bütün bacılarımıza düşen burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın yasağına uymaları. Yani saçlarını deve hörgücü gibi topuz şeklinde yapmamaları. Gerek içeride gerek dışarıda bu yasağa uymalarını ben Allah rızası için tavsiye ediyorum. Bu konuda da Allah Azze ve Celle en doğrusunu bilir diyebilirim. Evet.